Çok kıymetli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, afiyet olsun. Ve tabii geçtiğimiz günlerde, yakın bir tarihte geçirdiğimiz mübarek Kurban Bayramı'nızı da tebrik ediyorum tekrardan. Bugün olağan, 5. olağan kongre süreciyle ilgili değerlendirme ve açıklamalarda bulunmak üzere bugün bir araya gelelim istedik. Hepinize katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrardan. AK Parti siyasi hayata başladığı 14 Ağustos 2001'den itibaren aziz milletimize taahhüt ettiği ve bugün yeni Türkiye olarak tanımladığımız demokratikleşme, refah toplumu, kalkınma, öncü ülke olma, ilerleme ve büyük medeniyetimizi geleceğe taşıma süreçlerinin tamamı siyasi yolculuğunun ve büyük başarı hikayesinin bir destanı olarak gerçekleşmektedir. AK Parti demokrasiye, milletin değerlerine, ülkemizin birlik ve beraberliğine gösterdiği sadakatle darbe kurallarını, vesayet sistemini ve gerileme dönemlerini sona erdirmiştir. AK Parti Kurucu Genel Başkanı, lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu büyük davaya inanmış kadrolarıyla birlikte yüzyılımızın ilk 13 yılında kimsenin hayal bile edemediği birinci atılımını gerçekleştirmiştir. Bu atılımın kaynağı demokratik meşruiyet, siyasal meşruiyet ve 9 seçimde milletimizin ortaya koyduğu büyük destektir. Şimdi hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te ikinci atılımı tamamlamaktır. AK Parti bütün başarısını, yol haritasını belirlediği birinci olağan, ikinci olağan, üçüncü olağan, dördüncü olağan ve birinci olağanüstü büyük kongre süreçlerinde ortaya koymuş olduğu ilke, felsefe ve bunun üzerinde milletle imzaladığı sarsılmaz güvene dayalı sözleşme ile sağlamıştır. AK Parti ülkemizin siyasi tarihine yükseliş dönemi olarak kaydedilecek bu süreçte gayretli ve inançlı çalışmalarla birçok yapılamaz denilen icraatı gerçekleştirdi. Hayaller gerçek oldu. Ülkemizin ve insanımızın gelecek ümidini pekiştirdi. Memleketimizin çehresini değiştirdi. Ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma, adaletten emniyete kadar her alanda ülkemize ve insanımıza yakışır hamleler ortaya koydu. Başlatılan, bitirilen ve hala devam eden büyük projelerle insanımıza haklı bir özgüven kazandırdı. Ekonomimiz büyüdü, Türkiye bölgemizde ve dünyada itibarlı ve güvenli bir ülke haline geldi. AK Parti, ülkemizin karanlık bir döneminde milletimizin sinesinden, milletimizin değeri olarak aydınlıklara ulaşmak için kurulmuştur. Bu nedenle demokratik hayatımızın örnek partisi olmuştur. Siyaset yapma anlayışı, seçmenleri, üyeleri ve yöneticileriyle geliştirdiği iletişim modeli, siyasi etkinliklerde ortaya koyduğu disiplin ve düzen ülkemizde ve tüm dünyada takdir edilmektedir. Bu felsefe siyasi hayatımızdan ben fikrini çıkarmış, biz, ülkem ve davam anlayışını getirmiştir. Birinci olağanüstü büyük kongremiz süreciyle, yapılışıyla ve sonucuyla bunun en mümtaz ve en yakın örneğidir. AK Parti, birinci olağanüstü büyük kongresiyle ülkesine ve dünyaya ortak akılla birlikte istikrara, güvene ve büyük hedeflerine olan vazgeçilmez bağlılığının mesajını vermiştir. AK Parti, birinci olağanüstü kongresiyle aynı zamanda salonda halkın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kongrede tüm katılanların ortak ittifakıyla seçilen Genel Başkanı ve Başbakanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun ortaya koyduğu örnek tablo ile Türk siyasi tarihine damgasını vurmuştur. AK Parti'nin önümüzdeki hedefi başlayan 5. olağan kongre sürecimizle birlikte 2015 seçimlerinden başarıyla çıkmak, milletimize söz verdiğimiz gibi 2023, 2053, 2071 Türkiye'sine istikrarla, huzurla, gelişmeyle ve selametle ulaşmaktır. Milletimizin bizden beklentisi budur.
Bugüne kadar siyaseti güçlendiren ve itibar kazandıran partimiz 5. Olağan Kongresinden elde edeceği güç, birlik, beraberlik anlayışı ve kongrelerden çıkaracağı enerji ile milli iradeyi hakim kılmaya devam edecektir. Kongrelerimiz Türkiye'mizin büyük hedeflere ulaşmasının kaynağıdır. Kongrelerimiz çözüm süreci irademizin kaynağıdır. Kongrelerimiz yeni Türkiye'nin vazgeçilmez ihtiyacı olan yeni anayasanın aziz milletimizle buluşturulma iradesinin kaynağıdır. Kongrelerimiz tüm vesayet kalıntılarının, paralel yapının milletimize musallat olan tüm musibetlerin tasfiye edilmesinin kaynağıdır. Kongrelerimiz yeni Türkiye yolunda atılacak adımların gerçekleştirilecek mimarinin meşruiyet kaynağıdır. Kongrelerimiz öncü Türkiye'nin, tam demokrasinin, yükselen ekonominin, eşit vatandaşlığın, millet-devlet muhabbetinin kaynağıdır. Kongrelerimiz büyük medeniyetimizin tüm değerleriyle milletimizle buluşma ve geleceğe taşınma iradesinin kaynağıdır. Nihayetinde kongrelerimiz 2015 seçimlerine hazırlandığımız bu dönemde aziz milletimizden yeniden güç alacak partimizin ve teşkilatlarımızın tazelenme, yenilenme, kuvvet kazanma, 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşma iradesinin kaynağıdır. Ve kongrelerimiz millet egemenliğinin, millet iradesinin ve millet iktidarının kaynağıdır. Kıymetli basın mensupları, gerçekleştirilecek olan 5. Olağan Kongre takvimi 15 Eylül 2014 tarihinde başlamıştır. 22 Şubat 2015 tarihinde ilk kongrelerinin sonuçlanması ile Büyük Kongre'den önceki süreç tamamlanmış olacaktır. 5. Olağan Kongre sürecimizin ilk ve en önemli aşaması köy ve mahalle delege seçimleridir. Delege seçimleri parti içi demokrasinin temel taşıdır. Bunun için delege seçimleri köy, mahalle ve beldelerimize kayıtlı tüm üyelerimizin katılımı ile mahallinde ve sandık konularak yapılacaktır. Delege seçimleri partimizin ve toplumumuzun her kesimini kucaklayan, adil bir anlayış ile tüzüğümüzde ve yönetmeliğimizde belirtilen kıstaslar ve ilkeler göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir. İlimizdeki delege seçimleri tüm mahallelerimizde 18-19 Ekim tarihinde aynı gün ve saatte yapılacaktır. Böylece parti içi demokrasinin ve seçmenimizle bütünleşmenin en önemli temeli mahallelerimizde atılmış olacaktır. Daha sonra kongre takvimine uygun olarak 1 Kasım-31 Aralık 2014 tarihleri arasında ilçe kongrelerimizi ve 22 Kasım-22 Şubat tarihleri arasında da İl kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Değerli basın mensupları, kurucu genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Sayın Profesör Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan seçilmesiyle yeni Türkiye'nin kapıları ardına kadar açılmıştır. Türkiye bu yeni dönemde güçlü, demokratik, müreffeh ve saygın bir ülke olma hedefine daha büyük bir azimle yürüyecektir. Bu kutlu yürüyüşte Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun öncülüğünde tüm teşkilatlarımızla yek vücut olarak büyük hedeflere ulaşacağız. AK Parti bu yeni aşamada milletin sesi olmaya devam edecektir. Daima milletimizin yanında olmaya, milletimizin dilini konuşmaya, onunla olan gönül bağını korumaya devam edecektir. 5. Olağan Kongre çalışmalarımızın partimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İlginiz ve alakanız için hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sormak istedikleriniz varsa dilimizin döndüğünce...